Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ısırgan gübresi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Isırgan gübresi gayet basit ve doğal bir bitki geliştiricidir. Hem topraktan hem yapraktan uygulanabilen güzel bir üründür. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Hemen bir eldiven ayarlıyoruz. Çünkü ısırgan elimizi yakma ihtimali yüksek. Isırganlarımızı toplayıp geliyoruz. Isırgan bitkilerimiz burada. Hemen köke yakın bir yerinden makasla kesiyoruz. Tutarken eldivenle tutuyoruz ki elimizi yakmasın. Gördüğünüz gibi köke yakın yerlerinden keseceğiz. Köklemiyoruz. Çünkü o köke yakın yerlerden kestiğimizde hemen bir alt göz noktasından yeni sürgünler verir ve ısırganlarımızı bir sonraki seferde de tekrar kullanabiliriz. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi ısırganlarımızı topluyoruz. Isırganlarımızı topladık. Topladıktan sonra herhangi bir yıkama işlemine hiç gerek yok. Bir boş plastik şişeye ısırganlarımızı dolduruyoruz. Yine eldiven kullanmaya dikkat edelim. Hatta bir tanesi eldivenin içinden dahi nasıl becerdi anlamadım. Isırmayı başardı. Şu an o bölge kaşınıyor. Şimdi doldurma işlemini tamamlayacağız. Ardından devam ediyoruz. Isırgan yapraklarını şişenin içine doldurma işleminin ardından şöyle parmağımıza bastırıp suyun dolabileceği bir alan oluşturuyoruz ve ağzına kadar suyla dolduracağız. Evet. Gördüğünüz gibi boşluklar suyla doldu. Ağzını sıkıca kapatmayacağız. Bir tül yardımıyla, tül parçası yardımıyla kapatacağız ve bağlayacağız. Evet. Şimdi işlemimiz tamam. Gerisi zamana kaldı. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi bunlar daha önceden yaptığım ısırgan otu gübreleri. En az 2 hafta karanlık bir ortamda bekleyecek arkadaşlar. 2 haftada olgunlaşıyor. Ne kadar çok beklerse o kadar olgunlaşma yüzdesi artıyor. Şunu ben kenara bırakayım. Şimdi şunu açıyorum. Arkadaşlar
kötü kokmaya başlaması lazım. Eğer kötü kokmuyorsa henüz olmamış demektir. Gerçekten de çok kötü kokuyor. Şu an inanılmaz kötü kokuyor. Ben bunu 3 Ocak günü yapmıştım. Bugün 10 Şubat. Yani 5 haftalık bir ürün bu. En az 2 haftada olgunlaştığını söyledik. Bu 5 haftalık bir ürün. Yani olgunlaşmasının üzerinden 3 hafta da geçti. Bunu aylarca da bekletebilirsiniz. Ağzını kapatırsınız. Aylarca bekler. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Her hafta bir şişe yaparsınız. Zaten ilkbahara da 2 ay kaldı. 2 aya kadar sürekli kullanabileceğiniz bir sıvı gübre elde etmiş olursunuz. Peki bunu nasıl kullanacağız? Peki ısırgan gübresini nasıl kullanacağız dedik. Hemen ağzını tekrar bir tülle bağlıyorum. İpimiz burada. Tamamen süzülmesini sağlayacağız. Onu da daha büyük bir su şişesine yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok kötü kokuyor. Tamamen sıkacağız. Hatta o ısırgan yapraklarını da sıkıştıracağım bu yöntemle ben. Yukarıdan sıka sıka aşağı doğru iniyoruz. Şimdi ısırgan otlarını sıkıyorum. Tamamen sıkmış olduk. Şimdi 1'e 5 oranında seyrelteceğiz. Bunun üzerine de ben 5 şişe su ayarladım. Bire 5 oranında seyrettiğimizde kullanılabilir hale gelecek. Gübremizi nasıl kullanacağız? Gübremizi ister sulama suyu olarak kullanacağız, istersek yapraklardan fıs fıs olarak kullanacağız. Şimdi ben fıs fısıma yeteri kadar ısırgan gübresini aldım. Şu şekilde bonsai bitkilerimize yapraktan gübreleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şık bir bonsai ağacımız. Şöyle. Yosunlu kısmı da topraktan gübreleriz. Yapraktan gübreleriz. Şöyle bırakalım. Kaktüs bitkilerimiz için de kullanabiliriz. Gördüğünüz burada benim gayet yaşlı bir kaktüsüm var. Toprağından kullanabiliriz. Bu şekilde spreyle tüm gövdeden kullanabiliriz. Burada yine mini saksıda şimşir ormanım var benim. Şimşir ormanı için yapraktan kullanıyorum. Topraktan kullanabiliriz. Aynı şekilde aloe veralar için kullanabiliriz. Bakın aloe veralar nasıl coşuyor. Aloe vera'da yaprak çok etli olduğu için hemen onu da sulama suyu olarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi hem yapraktan hem topraktan kullanılabilen gayet etkili bir doğal gübredir ısırgan gübresi. Isırgan otu ile doğal gübre nasıl yapılır? Nasıl olgunlaşır? Olgunlaştıktan sonra hem topraktan hem yapraktan nasıl kullanılır? Anlatmaya çalıştım. Uygulamaları da gördünüz. Her türlü bitkide gayet güzel sonuç veriyor.
Ve böylece bir paylaşımın sonuna geldik. Evet arkadaşlar, herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.